أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz inşallah artırılsın. Buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Uzun bir yaz arasından sonra bizleri bir araya toplayan, kalplerimizde ülfet yaratan Rabbimize hamdü senalar olsun. Hamdolsun ki Allah'a isyan, onun dinine düşmanlık, Müslümanlara hile ve tuzak kurmak, heva ve heveslerini tatmin etmek için kurulan meclislerin içerisinde Allah bu akşam bizi bir araya getirmedi. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun ki kendisini zikretmek, yaratılış gayemizi hatırlamak, ölümü ve hayatı tefekkür etmek, salihleri zikredip anarak büyük ecirler elde etmeyi, ummayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip etti. Elhamdülillah. Hamdolsun ki Müslümanların yüz akı, ümmeti Muhammed'in göz bebekleri, bütün insanlığın onların yeteneklerinden, meziyetlerinden, ahlakından istifade edeceği ashab-ı güzinin hayatını ve onların İslam uğruna verdikleri cefakar ve fedakar mücadeleyi konuşmayı Rabbimiz uzun bir aradan sonra bizlere takdir etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimizden temennimiz Allah meclisimizi bereketli kılsın. Allah'tan isteğimiz ve arzumuz onun için bir araya gelmeyi, onun arzuladığı bir hayata tabi olmayı ve tabi olduğumuz o güzellikleri insanlarla paylaşmayı bizlere nasip etsin. Yine çeşitli mazeretleri olup da aramıza katılamayan ve hatta meclisimizden, mescidimizden haberi olmayan ne kadar Müslüman erkek ve Müslüman kadın varsa Allah Azze ve Celle elde edeceğimiz hayırdan da onlara bir hisse ve pay ayırsın. Değerli Müslümanlar, bu akşam mescidimize davet edeceğimiz sahabimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takdir ve iltifatına mazhar olmuş Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havarimdir dediği, iman edenlerin beşincisi, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hem talebesi hem damadı, Allah yolunda kılıcını ilk çeken bilek, Bedir'in, Uhud'un, Hendey'in aslanı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Raşid halifelerin baş danışmanı, Hazreti Ömer'in ifadesiyle İslam'ın sarsılmaz direklerinden bir direk olan Zübeyir bin Avvam radıyallahu an, Allah Azze ve Celle hem kendisinden hem de ehlinden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bir insanı Allah katında
değerli kılan onun ne ailesidir, ne soyudur, ne sopudur. Ancak unutmamamız gereken bir hadise vardır ki, insan ailesinin içinde bulunmuş olduğu soyun meziyetlerine, ahlakına da bezenmektedir. Hasaten bu akşam üzerinde duracağımız Zübeyir bin Avvam soy ağacını incelediğimizde bereketli bir ağacın çok kıymetli bir meyvesi olduğunu göreceğiz. Soyu, şeceresi onun meziyetlerine öyle bir sirayet etmiş ki filmin sonunda evet diyeceğiz ki Zübeyir bin Avvam'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havarisi kılan sebeplerden bir tanesi de bu soy ağacı olabilir diyeceğiz. Kureyş kollarından Esed oğullarına bağlı bir ailenin çocuğu. Babası Hazreti Hatice'nin abisi. Yani Zübeyir bin Avvam aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği zevcelerinden annemiz Hazreti Hatice'nin yeğeni oluyor. Yani Hazreti Hatice onun halası. Anne tarafından özellikle soya baktığımızda o Abdülmuttalib'in torunu, Safiye'nin oğlu, Hazreti Hamza'nın yeğeni ki Hazreti Hamza da öz dayısı olmaktadır. Aynı zamanda bir taraftan Haşim oğullarına, bir taraftan da Esed oğullarına onun aile şeceresi dokunmaktadır. Değerli kardeşlerim, şunu da asla unutmamamız gerekir ki geniş aile fertlerin üzerinde ne kadar etkiye sahipse bir çocuğun asıl ve ilk terbiye edeni onun annesidir. Yaşamış olduğumuz toplumda gençliğin eğitim ve öğretim konusunda başarıya ve muvaffak olmasını isteyen her bir medeniyet evvela evlere dönecekler, ev hanımlarının Allah'a ve Resulüne itaatini, İslam dinine olan sadakatini geliştirip, onun fıtratına uygun plan ve programları koyacaklar. Ondan sonra da göreceğiz ki nesillerimizin içerisinden abidler, salihler, alimler, mücahitler, dünyada sadece Müslümanlara değil, sadece insanlığa değil, nebatata, hayvanata faydası olacak bireyler yetişecektir. Eğer bir toplum, bir yönetim sistemi kadını sokağa ve sosyal medyaya bağımlı kılar, onu eşinden, çoluk çocuğundan ayırırsa, öne konulacak her türlü müfredat çöpe atılmaya değer bir hale gelecektir. Tıpkı bugün yaşamış olduklarımız gibi. Kardeşlerim Zübeyir bin Avvam, babası Avvam, daha kendisi Zübeyir anne karnındayken vefat etmiş bir adamcağızdır. Bundan dolayı Zübeyir'in eğitim sorumluluğu kime ait? Tamamen annesine ait. Ve o oğlunu öyle bir terbiye etmiştir ki tabir yerindeyse bir insan değil de bir kaya yetiştirmiştir. Nasıl biliyor musunuz? Bugünün psikologlarının ve sosyologlarının travma geçireceği bir tarzda eğitim metodu uygulamıştır. Nasıl biliyor musunuz gençler? Her gördüğü yerde, her zaman ve zeminde onu döverek, acımasız yumruklar atarak, dayaktan geçirerek bir eğitim metodu sergilemiştir. Artık akrabaları bile gına getirmiştir. Ya demişlerdir Safiye, cani mi yetiştireceksin? Zorba mı yetiştireceksin?
Zalim bir adam mı yetiştireceksin? Bir hayvanı mı terbiye ediyorsun? Bir insanı mı terbiye ediyorsun? Demelerine rağmen Safiye inandığı eğitim metodundan asla vazgeçmez. Çünkü o evladının şecaat sahibi, yiğit bir savaşçı olmasını istiyordu. Neyi arzuluyorsa, neyi hedeflediyse, hayali neyse onun çocuğunun üzerinde tatbik ediyordu. Onun korkak, savaştan kaçan bir erkek olmasını asla istemiyordu. Öyle bir hale getirdi ki Zübeyr'i, çocukcağız sokağa çıkıyor, arkadaşlarıyla kavga ediyor, kiminin kolunu kırıyor, kiminin bacağını kırıyor. Bir gün adamın biri Safiye'nin kapısını çalar ki daha İslam'la şereflenmemişlerdir. Adamcağızın herhalde burasına gelmiştir. Ya çocuklarını dövmüştür Zübeyr, ya yeğenlerini dövmüştür. Safiye çıktığında der ki bana Zübeyr'i göster. Annesi der ki neden Zübeyr'le görüşmek istiyorsun? Der ki onunla kavga etmek istiyorum. Daha 10 yaşlarındadır. 11 yaşlarındadır. Bakın Safiye, aman çocuğum dayak yer, kocaman adamsın, tabir yerindeyse burada adalet mi var? Şartlar eşit değil, saha zemin eşit değil demiyor. İşte diyor, bak diyor, oğlum Zübeyr diyor orada. İster döv, ister kolunu kır, ister bacağını ikiye ayır, ister kafasını yar, asla müdahale etmem. Neden? O kavgadan ve savaştan kaçan bir çocuğun yetişmesini istemiyordu evinin içerisinde. Adam çocukla kavgaya girdi. Zübeyr birkaç dakika içerisinde adamı etkisiz hale getirdi. Onu takatten öyle bir düşürdü ki adam kaçarken Safiye'ye rastladı. Bakın anne ne dedi? Nasıl buldun dedi Zübeyr'i. Keş peyniri mi? Bir hurma mı? Yoksa dedi Kureyş'in şahini mi? Allahu Ekber. Nasıl buldun dedi. Bir peynir çuvalı gibiyle mi savaştın, kavga ettin? Hurma gibi yumuşak bir çocukla mı kavga ettin? Yoksa gözlerini oyan, derini yüzen bir Kureyş şahiniyle mi karşı karşıya kaldın? Anlayı görüyor musunuz? Bugün biz maalesef şöyle bir kendi çocuklarımıza, özellikle erkek çocuklarımıza baktığımızda hani o belki yörenin peyniridir ama bizim çocuklarımız vallahi lor peyniri gibi olmuşlar. Ben kendi çocuklarım başta olmak üzere söylüyorum. Vallahi gülünecek bir durum değil ha Müslümanlar. Bir kızı terbiye eder gibi erkek çocuklarımızı terbiye etmişiz. Bir kız çocuğuna muamele eder gibi erkek çocuklarımıza muamele etmişiz. Öyle bir hale gelmişler ki gölgelerinden korkar durumdalar. En çok üzüldüğümüz nokta ne biliyor musunuz? İslam düşmanları, bunların en büyük baş düşmanları bunlarla kavga ve savaş yapmadan ellerindekileri alacaklar. Enselerine vuracaklar, ellerindeki katıkları alacaklar. Höt diyecekler, değerleri neyse her birini verecekler. Bunu istemiyoruz ey Müslümanlar. Buna talip değiliz ey gençler. Allah'a hamdolsun ki bu süreç içerisinde İslam coğrafyalarının birçok yerinde Safiyeler çıkmış da Zübeyirleri yetiştirmişler. Aha Filistin. 14 yaşında çocuk Mescid-i Aksa'nın kapısı olma adayı. 14 yaşında bir cengaver Mescid-i Aksa'nın ayakta durması için canını ortaya koymakta. Aha işte Afganistan. Onlarca NATO devletine baş eğmemişler. Evlatları şecaat sahibi 14 yaşında çocuklar Allah yolunda mücadele etmişler. İşte Şam. Onlarca örgüt, onlarca devlet, onlarca zorba, zalime rağmen Şam'ın içerisinden Safiyeler çıkmış, Zübeyirlerini yetiştirmişler. O gençlerin pençeleri zalimlerin enselerine takılmış elhamdülillah. Peki kendi çocuklarımız? Özellikle gençlik çalışması yapan abiler ellerinizden öpüyorum.
Allah şahittir. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Onların ahlakına, imanına, edebine dokunan abiler, ayakları öpülecek insanlarsınız. İnsanların evlerinden uzaklaştırmak için çocuklarını çaba sarf ettiği bu dünyada onlara kucak açan abiler ve ablalar vallahi takdire şayansınız. Ama biz takdirinizi ortaya koyacak bir güce sahip değiliz. Sizin takdirinizi Allah ortaya çıkarsın. Sizin mükafatınızı Allah versin. Ama ne olur size sesleniyor. Evet biz birçok dersimizde kalbin kuvvetlenmesine, zihnin kuvvetlenmesine, idrakların kuvvetlenmesine, düşüncelerin kuvvetlenmesine dokunduk. Ama bileklerin, kasların, cesaretin, hamasetin, yeri geldi şecaatin, ne olur kuvvetlenmesi noktasından onlara dokunuşlarda bulunalım. Yani keş peynirleri yetiştirmeyelim ne olur. Safiye'nin kaya gibi ortaya koyduğu Zübeyleri yetiştirmek için gayret gösterelim. Allah rızası için. Tabii bunu söylerken bu sadece gençlik çalışmaları yapan kardeşler için değil ha. Sadece seslenişimiz onlara değil. Buna bir defa anne ve babalar olarak biz inanacağız. Ne olur Adem hocam, deniz kampına gidiyorsunuz. Çocuğum üşütebilir, tişörtünü giydirirseniz, akşam yatarken tulumuna iyi sararsanız, çadırın aman ha fermuarı açık kalmasın, üstünü de örtmezsen bu çocuk hastalanır. Denize girdikten sonra kurularsa memnun olurum, sinüzite azar. Aman ha benim çocuğumu aç bırakma, şekeri düşer, takatten düşer. Ne olur arada bir de telefonu eline ver, canı sıkılır. Diyerek gönderdiğimiz çocuklar vallahi lor peynirinden başka bir şey olmaz, onu söyleyeyim. Hani eskilerimiz neydi? Eti de senin, kemiği de senin. Siniri de senin, kanı da senin. İyisi de senin, kötüsü de senin. Her şeyiyle teslim ediyorlardı. Abiler onları tabir yerindeyse Zübeyirler gibi yetiştiriyordu. Önce buna anne babalar inanacak. Safiye inandı. Bakın iman etmemiş bir kadındı. Hele iman ettikten sonra bir cevheri vardı, ortaya çıktı. Böyle bir kadının böyle bir çocuğu çıkar, onu söyleyeyim size. Hendek Savaşı esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, malumunuzdur, kadınları, yaşlıları, çocukları, hastaları nerede korudu? Hasan bin Sabit'in mahallesinde korudu. Başlarına kimi koydu? Hasan bin Sabit'i koydu. Yok başka. Bütün erler cihat meydanında. Bütün erler müşriklere karşı amansız mücadele veriyorlar. Medine düşmesin. Medine'yi müdafaa ediyorlar. Başlarında Hasan var. Ama o garibanın da kılıcı kuvvetli değil, kalemi kuvvetli. O şair, onun bileği kuvvetli değil. Hasta, yaşlı bir adamcağız. Yahudiler şöyle bir Hasan bin Sabit'in mahallesine bakıyor, bir kadın, çocuk, hastaların olduğunu görüyorlar. Ama bir şeyi kestiremiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahallenin ortasına yalın kılıç korumalar koydu mu? Bunu bilmiyorlar. Eğer koymadıysa o mahalleyi muhasara altına alacaklar. Kadınları, yaşlıları, çocukları esir alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bileklerine zincir vurmayı hedefliyorlar bu Yahudiler. Bu hınzırlar. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşmaları vardı. Savaşmayacaklarına dair. Kim bunlar biliyor musunuz? Kureyza oğulları. Allah Resulü ile akit yaptılar. Müşrikler kim olursa olsun seninle savaşsalar da bizler ehli kitap Yahudi Kureyza oğulları olarak asla seninle savaşmayacağız. Yemin ettiler. Akit yaptılar. Ama sözlerinde hiçbir zaman durmadıkları gibi o gün de durmadılar. Fırsatı hemen lehlerine çevirmeye çalıştılar. Bir gözlemci gönderdiler. İçlerinden bir adamı gönderdiler. Git bak bakalım korumalar var mı?
Adam tam mahallenin içerisinde gizli gizli gezerken Safiye'nin kulakları ayak seslerini işitir. Hasan'a seslenir, der ki Hasan kalk der, kalk. Birileri geziyor. Git bir bak der. Hasan dedik ya, eli kalem tutan adam kılıç tutamaz. Söz sahibi bir adamdır. Cihad edemez. Yaşlıdır, hastadır. Der ki ben bunu yapamam. Safiye der ki iş bize düştü. Eline bir sopa alır. Yahudi arkasından yakalar. 2-3 darbede yere serer. Adam orada geberir gider. Sonra Safiye tekrar Müslümanların içine gelir. Hasan'a der ki şimdi kalk, ben diyor vazifemi yaptım, şimdi sıra sende. Ne yap? Diyor ki Yahudi'yi al, onların mahallesine gizli bir şekilde bırak ki korksunlar. Hasan der ki vallahi ben bunu da yapamam. Hasta bir adamdır. Yaşlı bir adamdır. Eli kalem tutan bir adamdır. Demek ki herkes her şeyi yapamayabilecekmiş. Anne diyor ki diyor iş bize düştü yine. Yahudi ayaklarından tabiri yerindeyse tutuyor, sürükleye sürükleye gizli bir şekilde onların kalesinin önüne bırakıyor, kaçıyor. Yahudiler bir bakıyor, gözlemci olarak gönderdikleri adam gebermiş yerde, cesedi yatıyor. Diyorlar ki demek ki Muhammed oraya sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını, erkeklerini bırakmış, kurdukları tuzak elhamdülillah geri çevriliyor tekrar Allah'ın yardımıyla. Şimdi buna inanmış böyle bir kadının yetiştireceği erkek ne olur? Aha böyle Zübeyir bin Avvam gibi olur ki ileride bakın ziyadesiyle kendisini göreceğiz kardeşler. Gençliği bu hareketlilikle ilerlerken kardeşlerim yolu kimle kesişir? 16 yaşında. Yani lise 1 çağında. Acaba minibüsle mi göndersek, servisle mi göndersek? Babası sen giderken okula bıraksan da ben de annesi olarak akşamleyin onu okuldan alsın dediğimiz bizim yaş çağı var ya. O lise bir çağında Zübeyir bin Avvam'ın yolu kimle kesişiyor? Ebu Bekir radıyallahu anh ile kesişir. Onun sohbet meclisine katılıyor. Hazreti Ebu Bekir 38 yaşlarında iman etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine teslim olmuş. İnsanları ne için topluyor? Soy ağaçlarını, soy bilimciliği onlara öğretmek için. Tıpkı bugün bazı abilerin yazılım, grafik, matematik, Arapça gibi teknik şeyleri öğrettiği gibi Ebu Bekir radıyallahu anh da öğretiyor. Ama onunla beraber onlara La ilahe illallah akidesini aşılamaya çalışır. O yüzden özellikle meslek sahibi abiler, sanatkar abiler birilerini, gençleri yetiştirirken sadece meslek dallarına dokunmayacağız. Ahlaklarına, edeplerine, Safiye gibi de şecaatlerine dokunacağız. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın davetine icabet eder ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözlerini söyler. Kendisinin ifadesini söylüyorum. İslam olmasını, Müslümanlığını izhar eden beşinci kişidir. Hadiste öyle geçiyor. Beşinci kişidir. Beşinci iman edenlerin arasındadır. Subhanallah. Tabi Mekke'de Müslüman olmanın ağır ve büyük bir bedeli vardır. Kolay değildir. Başta en yakınlarınız olmak üzere sizinle alakası hiç olmayan insanların düşmanlığıyla karşı karşıya kalırsınız. Safiye'nin oğlu da olsanız, Hamza'nın yeğeni de olsanız bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ve özellikle de babası vefat ettikten sonra ona babasızlığın acısını yaşatmamak için elinden gelen gayreti gösteren nefer Zübeyir iman ettiği günün sabahında karşısına dikilmiştir. Demiştir ki yeğenim sen babasız büyüdün. Üzerinde giydiğin elbiselerden yediğin yemeğe varıncaya kadar her biri benim sayemde gerçekleşmiştir. Ben senin Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem dost ve beraber olmanı istemiyorum.
Zübeyir dinlemez. Hiç umurunda değildir. Bakar ki amca yeğen dinlemiyor. Bu sefer neye başvurur? Evin kapısını kilitler. Sen Zübeyir gibi bir şahini evin içinde tutabilir misin? Muhabbet kuşu değil ki o. Sen kapıyı kilitlersin, o bacadan çıkar. Sen bacayı kapatarsın, o pencereden uçar. Tekrar Allah Resulü'nün yanına kaçar. Bu sefer Nefel sopaya başvurur. Fayda sağlamaz ki. Anne bir beden değil, tabir yerindeyse bir kaya yetiştirmiş. Hamur değil ki yoğurasın. Büzemezsin. Şekil veremezsin o istemediği müddetçe. Sopanın ne faydası olacaktır? En son çare. O sıcağın zirve yaptığı saatlerde Zübeyir bin Avvam'ı bir hasıra sarıyor. O sıcakta. Bir odada onu duvara bağlıyor. Yetmezmiş gibi alttan ateş yakıyor. Olur ya vazgeçer. Olur ya geri adım atar. Olur ya korkar. Ey Nefel, sen aslan gibi bir aslanı sopayla terbiye edemedin de şimdi de onu bu sıkıntılarla mı terbiye edeceksin? İstemediği müddetçe kabul etmeyecektir. Hatta öyle bir şey ki bazen ateş sönüyor, dumanlar eli kolu her tarafı bağlı olan Zübeyir'in tabir yerindeyse yüzünü yakıyor. Amcası her kapıyı açıp da şu anki durumun nasıl diye sorduğunda amcasına verdiği cevap şudur. Ne yaparsan yap, küfre asla geri dönmeyeceğim. Allah-u Ekber. Safiye'nin eğitim metodunun meyveleri alınıyor. Bakın. Siz böyle adamları dayakla terbiye edemezsiniz. İşkenceyle hizaya getiremezsiniz. Onlar bir şeye iman ederlerse kendileri istemedikleri müddetçe sebep dairesinde sen muvaffak olamazsın Allah'ın izniyle. Olamadı. Elhamdülillah. O yüzden özellikle ey gençler, ne zaman ki Allah'a yönelip Allah'ın dinine hizmet etmeyi tercih edeceksiniz, sadece şeytanlarla değil, en yakınlarınızla da imtihan olacaksınız. Sizi sevenler, sizi takdir edenler, sizi övenler, Allah'a kendinizi sattığınız gün karşınızda duracaklardır. Küfre düşmenizi istemeyecekler ama küfürle savaşmanıza rıza göstermeyecekler. Onların sınırları içerisinde Allah'a iman edecek ve hizmette bulunacaksınız. Bu imtihan böyledir. Bu sünnetullah'tır. Peygamber bir baba, müşrik bir evlatla, peygamber bir evlat da müşrik bir anne veya abiyle imtihan olunmuştur. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Siz ne zaman Allah'a yöneleceksiniz, onun rızasına koşacaksınız, ümmeti Muhammed'in bu haline ağlayıp sokaklara kendinizi atacaksınız, birileri kollarınızdan, ayaklarınızdan sizi tutup geri geriye çekecektir. Aman ha, ne olur buna iltifat etmeyin. Eğer dininizi yaşayamaz bir hale gelirseniz de sonuç nedir? Sonuç da kardeşlerim hicrettir. Bulunduğunuz yeri sadece ve sadece Allah'ın dinini yaşamak için terk edeceksiniz. Kim gibi? Zübeyir bin Avvam gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki Mekke'de bazı Müslümanlar dinini yaşayamaz hale geldi, nereye işaret etti? Habeşistan'ı işaret etti. Gidin dedi, orada adil bir kral vardır. Yalnız çok gariptir, Zübeyir ve arkadaşları Habeşistan'a gittiğinde Necaşi'ye bir isyan bayrağı kaldırıldı. Yani tabir yerindeyse bir darbe yapılacaktı. Müslümanlar tedirgin oldular. Zira Necaşi'nin bulunmuş olduğu yönetimde rahatlardı, dinlerini yaşayabiliyorlardı ve ishar edebiliyorlardı. Eğer darbe gerçekleşirse gelecek olan kişi buna müsaade etmeyebilirdi. O yüzden bazı rivayetlerde bu darbenin gerçekleşmemesi için Müslümanlar dua ediyorlar Necaşi'ye. Ancak merak da ediyorlar. Sonuç ne olacak?
Müslümanlar toplanıyorlar. Necaşi ile Necaşi'ye isyan eden askerlerin savaştığı yer Nil'in diğer tarafı. Arada ne var? Nehir var. Diyorlar ki içimizden kim çıkacak da bize oradan bir bilgi getirecek? Kim çıkacak? Zübeyir bin Avvam çıkacak. Safiye'nin meyvesi tekrar ortaya çıktı. Çevik adam. Ölümden korkmayan adam. Ölüme tabir yerindeyse kapalı gözlerle koşan adam. Suyun içerisine girecek, yüzüp haberi alıp ashabı müjdeleyecek. Diyecek ki müjdeler olsun size. Necaşi darbeyi bastırdı. Tam bu hareketli zamanlarda Mekke'de hüzün yılları yaşanıyor. O da ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabir yerindeyse dayanağı, kendisini koruyan ve gözeten amcası Ebu Talib vefat etmiş. Çok kısa bir süre sonra da sırtını yasladığı Saliha zevcesi Hatice radıyallahu anha da Rahman'a intikal etmişti. Zübeyir bin Avvam durdu. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir halin içerisindeyken, hüzne boğulmuşken ben Habeşistan'da kalamam. Mekke'ye doğru tekrar geri döner. Gizli bir şekilde Mekke'ye girer. Birkaç ay peygamberin hizmetinde bulunur. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğü şahisi ortaya çıkar. Kılıcına davranır. Sokağa koştuğunda Allah Resulü ile yolda karşılaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ey Zübeyir, halin nedir? Neden böyle hareketlisin? Der ki ya Resulallah, senin öldürüldü haberin duyuldu. Peki dedi bu belindeki kılıç nedir? Dedi ki ya Resulallah, senin öldürüldü haberini duyunca kılıcımı alıp dedi kuşandım. Peki dedi ey Zübeyir, bu haber dedi doğru olsaydı ne yapacaktın? Dedi ki ya Resulallah, seni öldürenleri bu kılıçla dedi kesecektim. Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün Allah yolunda kalkan ilk kılıç olarak söylerler. Hem o kılıca hem de o kılıcın sahibi bile dua eder. Bu duanın bir bereketi mi ben bilmiyorum ama Ebu Bekir radıyallahu anh'la yolları tekrar kesişir. Kızı Esma'ya talip olur. Hazreti Ebu Bekir de talebesine kızı Esma'yı verir. Zübeyir radıyallahu anh onunla beraber Medine'ye hicret eder. Biliyorsunuz Medine'nin gerek iklimi gerek de sosyal yapısı Mekke'den farklı olduğu için bazı sahabeler hastalanmaya başlıyorlar. Hatta vefatlar gerçekleşiyor. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın karısının da vefatı bu hastalıkla gerçekleşiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadiste diyor ki ya Rabbi, bize Medine'yi Mekke'den daha fazla sevdir. Niye? Çünkü sahabe öyle bir hale geldi ki psikolojik olarak, fizyolojik olarak bu durumdan etkilendi. Yahudiler de bunu fırsata çevirip, bakın dediler, muhacirlerin bu saatten sonra bu hastalıktan dolayı çocukları olmayacak ve soyları kesilecek. İbn-i Sad'ın tabakatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiği söylenir. Ya Rabbi, doğacak çocuğu Müslümanlar için bir sevinç kıl dedi. Allahu Ekber. Biz de dua ediyoruz ya Rabbi. Şu an rahimlerde beliren ve rahimlerde gizli olan ne kadar çocuğumuz varsa onların hepsini ümmeti Muhammed için bir sevinç kaynağı kıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yaptıktan sonra Zübeyir bin Avvam ile Esma radıyallahu anh'ın bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Allah Resulü'ne götürürler. Allah Resulü aleyhisselam onu öper, koklar ve ona Abdullah ismini koyar. Ve böylelikle de Yahudilerin bir projesi de elhamdülillah toprağa gömülmüştür Allah'ın izniyle. Şimdi bakın, Zübeyir bin Avvam'ın şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, Talha bin Ubeydullah, o da cennetle müjdelenen sahabelerden bir tanesi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vesilesiyle iman etmiş. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'tan sonra peygamberlerin gelmeyeceğini bildiğinden dolayı çocuklarına peygamber isimleri vermiştir. Ben de diyor,
şehit olmalarını umarak erkek çocuklarıma diyor şehit sahabelerin diyor isimlerini verdim. Allah'a ekber. Şimdi şu mecliste oturan birçok abinin ismi doğdukları gün babalarının ya çok sevdiği bir futbolcunun ismidir, ya bir politikacının ismidir, ya da bir sanatçının ismidir. O gün ya iyi bir topçu olsun, ya iyi bir politikacı olsun, ya da iyi bir şöhret sahibi şarkıcı olsun diye bu isimler konulmuştur. Elhamdülillah isim İslam'a muhalif olmadığı müddetçe sıkıntı yok. Niyet her ne kadar bozuk olsa da. O zaman bizler ne yapacağız ey gençler? Evlatlarımıza salihlerin, abidlerin, muttakilerin, mücahitlerin, şehitlerin isimlerini vereceğiz ki evlatlarımızı onların edep ve ahlakıyla yetiştirme konusunda bir basamağa çıkmış olalım. Ama efendim adamı adam yapan adı değildir, adımlarıdır. Eyvallah. Bu kadar kalabalığın içerisinde herkesin ismi Abdullah mı olsun kardeşim? Herkesin ismi Ömer mi olsun? Herkes Musab mı olsun? Bırakın da güncel bazı isimler koyalım diyenler kesinlikle bilsinler ki selefimiz demişler ki ismin insan üzerinde tesiri vardır, etkisi vardır. Ve şunu asla unutmayın. Neyin hayallerini kuruyorsanız evlatlarınıza o hayatın kapılarını açarsınız. İsim bunlardan bir tanesidir kardeşlerim. Evet, Zübeyir bin Avvam Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te büyük işler becermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muttefakun aleyh Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte her peygamberin bir havarisi vardır. Benim de havarim Zübeyir'dir demiş. Allah'a ekber. Her peygamberin bir yardımcısı, dostu, koruyucusu vardır. Benim de demiş havarim Zübeyir'dir. Başka rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu işlerden dolayı elde ettiği başarılardan, Müslümanlara sağlamış olduğu hizmetlerden dolayı tam iki defa yüzüne karşı anam babam sana feda olsun ey Zübeyir demiştir. Allah Resulü aleyhisselam bu iltifatı kime yapmıştı sahabe içinde? Kim? Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a demiştir değil mi? Ona da dönmüştür. Anam babam sana feda olsun ey Sad demiştir. Ne olur gençler Müslümanların yüz akı olmaya çalışın. Ne olur size bel bağlayanları yarı yolda bırakmayın. Ve ne olur size güvenen ve size yatırım yapanların inançlarını, güvenlerini ne olur boşa çıkarmayın. Kıymetiniz bilinmese de, değeriniz ortaya çıkartılmasa da siz inandığınız büyük hakikatlere teslim olun ve bu yolda koşturun. Sizi sevenler, sahip çıkanlar bir gün ölse de sonradan gelenlerin dayanağı ve koruyucusu olmak için gayret gösterin. Yine Zübeyir bin Avvam gibi. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse de Zübeyir İslam uğrunda gösterdiği fedakarlıkları Resulullah'ın ölümüyle beraber toprağa gömmemiştir. Başta Hazreti Ebubekir, Ömer bin Hattab, Osman, Allah her birinden razı olsun, her birine baş danışmanlık yapmış, her birinin ordusunda kumandanlık yapmış ve yeri geldiğinde de geri hizmette askerlikten yana da geri durmamıştır kardeşlerim. Özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Amr bin As Mısır'ı fethetmek için yola çıkıyor. Aylarca Mukavvıs'ın kalesi düşmüyor. Zübeyir bin Avvam geliyor. Diyor ki vallahi de ben Müslümanlar için kendimi feda edeceğim. Bakın bu laf basit ve kuru cümlelerden oluşmamaktadır. Ben kendimi Müslümanlar için feda edeceğim.
kalenin diyor surlarına çıktığımda tekbir sesini duyarsanız siz de diyor merdivenlerden surlara doğru tırmanın. Tek başına kaleye çıkıyor. Kalenin en tepesinde Allahu Ekber nidası duyulunca Müslümanlar, mücahitler bir anda merdivenlere saldırmaya başlıyorlar. Hatta bir rivayette Amr bin As sahabeleri engelliyor. İzdiham yaşanıyor. Ve Allah'a hamdolsun ki Zübeyir'in bu hamlesinden sonra Mısır fethediliyor. Bu da Safiye'nin ekmiş olduğu tohumun meyveye dönüşmüş halidir. Bunu unutmayalım kardeşlerim. Hazreti Ali'ye de beyat etmiştir. Ancak Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Medine'de özellikle bir türlü istikrar, siyasi istikrar sağlanamamıştır. Bazı sahabeler böyle sağlanamadığını düşünse de Hazreti Ali radıyallahu anh elinden gelen bütün mücadeleyi vermiştir. Ortalık özellikle sonradan iman eden bedevi cahil Araplar yüzünden gerçekleşmiştir. İman tam kalplerine oturmadığından dolayı özellikle de Yahudi dönmesi Abdullah İbni Sebe'nin kışkırtmalarıyla Hazreti Ali'yi sürekli tetiklemişlerdir. Osman radıyallahu anh'ın katillerinin bulunması için. Özellikle Zübeyir bin Avvam bakıyor ki Medine hareketlenmeye başlıyor. Kendisinden rica ediyor. Mekke'ye umre ziyareti için gidecek ama bir taraftan da fitnelerden uzak kalacak. Zübeyir bin Avvam Mekke'ye gidince Hazreti Ayşe orada, Talha bin Ubeydullah orada, 700'e yakın sahabe Medine'den Mekke'ye gidiyor. Zübeyir'in arkasından çünkü ne? Etkileyen bir karaktere sahip. Bakıyorlar ki Mekke'de fitneden kaçmak için gittiler. Arkalarından fitne kovalamaya başladı. Bu sefer 3000'e yakın Müslüman Basra'ya doğru ilerlemeye başladılar. Fitneden kaçtık da fitne onları kovalamaya başladı. Basra'ya geldiklerinde yaşanmasını istenilmeyen bir hadise meydana geldi. O da ne? Cemel vakası. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın devesinin etrafında bir grup kümelendi. Karşılarında da kim var? Hazreti Ali ve ordusumuz. Ve inanın iki taraf da Müslümanlar. O kadar çok rivayet var ki iki taraf içerisindeki ashab yani peygamberle beraber olmuş kişiler sürekli ağlıyorlar. Biz nasıl böyle karşı karşıya geldik? Olaylar nasıl bizi böyle karşı karşıya getirdi? Hazreti Ali radıyallahu anh bir anda atına biniyor. Talha'nın, Zübeyir'in, Ayşe'nin, Esma'nın olduğu yere doğru gidiyor. Ve onlara sesleniyor. Diyor ki hangi delili buldunuz da diyor ümmeti Muhammed'in diyor kanını akıtmak için bir araya geldiniz. Deliliniz nedir? Hangi burhana sarıldınız? Sonra döndü Zübeyir'e özellikle. Dedi ki ey Zübeyir hatırladın mı? Sen Medine'de Ganem oğullarının bahçesinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyordun. O sıra dedi ben geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana tebessüm etti. Sonra da sana döndü. Dedi ki ey Zübeyir unutma dedi. Haksızlıkla dedi Ali ile savaşacaksın. Dikkat edin. Haksız olduğun halde, doğru olmadığın halde Ali ile savaşacaksın, karşı karşıya geleceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o gün bu sözlerini dedi. Hatırlıyor musun? Rivayetlerde Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh elindeki kılıcı bıraktı. Yere düştü, ağladı ve dedi ki vallahi de, billahi de ben o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu sözleri hatırlasaydım vallahi de bu ordunun başında asla olmazdı. Allah'a dedi yemin olsun ki şu andan itibaren seninle savaşmayacağım. Ve dedi Medine'ye geri döneceğim. Hazreti Ali radıyallahu anh geri döndü atıyla. Zübeyir bin Avvam silahını bıraktı, atını bıraktı. İnsanlar etrafında toparlandılar. Dediler ey Zübeyir biz sana güvenerek buralara geldik. Sen dedi ne yapıyorsun? Dedi ki ben bir hata yaptım. Ali dedi beni uyardı. Bakın dikkat edin gençler. Mühim olan hata yapmamak değil. Mühim olan hatada ısrar etmemek.
Ve Zübeyir bin Avvam atına bindi, Medine'ye doğru yol aldı. Şimdi özellikle genç kardeşlerim ne olur? Birileri Müslümanları bölmek, Müslümanların gücünü kırmak ve en acısı da Müslümanların kanını akıtmak için sizi bir araya toplarlarsa ne olur onlara iltifat etmeyin. Size bunu teşvik eden, şu an bu masanın başında oturan, sakalları ağarmış bu fakir de olsa asla onun yüzüne bakmayın. Oldu da bu hataya düşerseniz, ümmeti Muhammed'in gücünü belini kıracak bir hata yaparsanız, hikmetsizlikten dolayı, düşünemediğinizden dolayı, gaflete düştüğünüzden dolayı, şeytan ve dostları gözlerinize, kalplerinize, zihinlerinize perde indirdiğinden dolayı Müslümanların yoluna taş koyarsanız, eğer birileri Allah için sizi uyarırsa, ne olur o uyarıcının sesine iltifat edin, bu hatada ısrarcı olmayın. Ve hasreten Müslümanların kanını akıtmak, Müslümanların canına, malına, ırzına dokunma konusunda birileri sizi bir yola davet ederse bir kere değil, 10 kere değil, 100 kere değil, 1000 defa düşünün ne olur. Bu sizin babanız da olsa, bu sizin hocanız da olsa, bu sizin abiniz de olsa, bu sizin göz bebeğiniz, evladınız da olsa bir kere daha düşünün. Binlerce kez düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitne dönemlerini bahsederken ümmetine siz o gün Adem aleyhisselamın evlatları içerisinde Habil gibi olun demedi mi? Kabil'in karşısında Habil gibi olun diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? O yüzden bir Müslümanın canına kastetmek, bir Müslümanın kanını akıtmak, bir Müslümanın malını helal görmek, zevcesini helal görmek, evlatlarını helal görmek, onu esaret altında tutmak için deliller ve ortaya burhanlar koyanlara iltifat etme konusunda acele etmeyin. Efendim bu Müslümanlar pısırık insanlar. Biz korkak değiliz, cesuruz diyip de bu Müslümanlar delile, burhana çok dayanmazlar deyip de sizi mescitlerden, salihlerden, abidlerden, muttakilerden, muvahhidlerden ayırmak isteyenlere iltifat etme. Senin hidayetine vesile de olsa, baban da olsa, benim babam nereye giderse ben oraya doğru giderim. Benim hocam nereyi gösterirse ben oraya yönelirim. Buradaki insanlar nereye koşarsa ben onlardan daha hızlı koşarım deme. Fitnenin olduğu gün oturan ayakta durandan, yürüyen koşandan hayırlıdır kardeşler. Susan, konuşmayan, duymayan, görmeyen, şu kırsallarda çobanlık yapıp da koyun güdenler fitnenin ateşinde, kazanın başında kepçe karıştırandan vallahi daha hayırlıdır. Müslümanları aşağılayan, ulan bugün bir olmamız gerekirken, bugün güçlerimizi birleştirmemiz gerekirken, küfür bir tank gibi üzerimizden geçerken, ümmeti Muhammed'i mitoz mu diyorsunuz, bölünmelere sebep yapanlar varsa ne olur onlara iltifat etmeyin. Müslümanların mahremlerini ortaya koyan, Müslümanların mahrem sandıklarını açan, Müslümanların özellikle bakın ferden kastetmiyorum, o ümmete mal olmuş sırlarını ifşa eden, sözleri tabir yerindeyse ağzında böyle bir sakız gibi dolayan ve aşağılayan insanlarla ne olur? Beraber olmayın kardeşler. Buna ihtiyacımız yok. Bu kimselere ihtiyacımız yok. Bugün vallahi birlik günüdür. Müslümanların beraber olma günüdür. Az önce namaz kıldık. Az önce beraber saf bağladık. Az önce bir hocanın tabir yerindeyse arkasında omuzlarımızı birleştirdik. Eğer birileri çıkarsa ya bu hoca da böyle ama deyip de başlayan cümleler kurarsa ne olur bir kere değil binlerce kez düşün. Zübeyir bin Avvam düşünemedi.
aklına gelmedi. Allah bizim akıllanmamız, ders ibret çıkartmamız için ona hatayı yaptırttı. Göresiniz diye. Ders çıkartasınız diye. Yolunuzu aydınlatacaklar diye, kandil olsunlar diye. Ama ne olur gençler size bir şey daha hatırlatayım unutmadan. Şu fakültelerin içerisinde özellikle de bilgisayarın klavyesine hakim olan akademisyen güçlerinin efendim Ali de Veli de hiç radıyallahu anh yok. Hiç sallallahu aleyhi ve sellem yok. Ali onun askerlik arkadaşı. Muaviye onun çocukluk arkadaşı. Radiyallahu anh. Efendim Ali de işte bu konuda evet siyasi bir istikrarsızlık sağladı. Ama Ayşe'ye ne oluyor ya? Zübeyre ne oluyor? Talha'ya ne oluyor deyip de sahabeyi itibarsızlaştırmaya çalışan oryantalist kafaya da ne olur? İltifat etmeyin. Sahabenin bu konudaki hikmetsizliklerini, düşmüş oldukları gafletleri pişirip ümmet-i Muhammed'in önüne koyup da sahabeyi istikrarsızlaştırmak, sahabeyi küçük düşürmek isteyenlere de ne olur iltifat etmeyin. Çünkü onların birinci hedefi sünneti itibarsızlaştırmak, arkasından Kur'an'ın itibarsızlaşmasını sağlamaktır. O yüzden sünnet ve hadis inkarcıları bugün deizmin ve ateizmin pençesinde can çekişmektedirler. Allah muhafaza. Hiç itibar etmeyin. Evet onlar hatalarıyla doğrularıyla bizimdir elhamdülillah. Siz karışmayın. Onlar bizim ailemizin insanları. Onlar bizim mahremlerimiz. Nasıl ki bugün karı koca evde kavga ettiğinde çocuğa döndürdünüz. Oğlum bak sakın bunu dernekte anlatma. Ali ile Zübeyir'in karşı karşıya gelmesi benim ailemin meselesidir. Seni ilgilendirmiyor Yahudi dönmesi uşaklar. Talha ile Hazreti Ali radıyallahu anhumaların aralarındaki problem benim evimin problemi. Senin problemin değil ey Hristiyan dönmeleri. Sahabe arasında hakkın ortaya çıkması için düştükleri ihtilaf benim ihtilafım. Senin değil ey laik kafa. Sen git bugünün tabirlerinde ise batı dünyasının, doğu dünyasındaki zorbaların, zalimlerin yaptıklarına bakıyor. Bir adam kılıcı kaldırır da ağlar mı ya? Allah'ım der ne olur bu savaşı durdur diye ağlar mı? Allah'ım ne olur Müslümanların kanları akmasın diye ağlar mı? Hangi sahabe çıkmış da birbirini keserken böyle mutlu olmuşlar? Var mı siz yaptınız ama? Siz yaptınız. Sizin tarihiniz bunlara şahit. Hazreti Ali radıyallahu anh hem Sıffın'da hem Cemel'de ordusuna dedi ki onlar kılıçlarını kaldırmadığı müddetçe kılıçlarınızı kaldırmayacaksınız. Onlar ilk darbeyi vurmadığı müddetçe darbe vurmayacaksınız. Onlar sizi öldürmek için ellerini uzatmadıkça siz ellerinizi uzatmayacaksınız. Var mı ulan böyle komutan? Var mı sizin tarihinizde böyle savaşlar? Var bizim böyle kavgalarımız. Kardeşim saklamıyoruz. Ama bizim meselemiz bu. Senin meselen değil. Kaşıma. Çünkü senin elde etmek istediğin şey farklı. O yüzden gençler Allah rızası için. Böylelerine de iltifat etmeyeceğiz. Böylelerine de yok hükmünde sayacağız. Ha, bu bizim meselemiz. Velhasıl kelam. Peki Zübeyir bir avvaman oldu. Sonuç ne? Kendisi Medine'ye doğru yola çıktığında yanındaki hizmetlisiyle beraber Hazreti Ali radıyallahu anh'ın saflarından Amr bin Cürmüz isminde böyle cahil bir adam tarih kitaplarında ifadesi cahil bir adam. Yani ne yaptığını bilmem. Bizim içimizde de vardır ha Müslümanlar. Yani yaşadığımız ortamlarda da vardır. Bazen kardeşler bakarsınız ki İki Müslümanın arasındaki meseleyi çözerken boğaz boğaza getirtirler. İki Müslüman birbirinin gömleklerinden tutup sonra bakar lan biz niye biz böyle olduk? Bir bakarsın buradaki adamın dürtmesiyle olmuş. O da bilmiyor.
Usulü bilmiyor, yöntemi bilmiyor. Meselenin farkında değil, olayın nereye gideceğini fethetmememiş. Velhasıl Kenan bu Amr bin Cürmüz Hazreti Ali'den iltifat almak istiyor. Başarılı bir asker olduğunu göstermek istiyor. Zübeyir'in peşine takılıyor. Radıyallahu anh. Tam Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh namaz kılarken kılıçlarıyla onlara saldırıyorlar. Ve Zübeyir bin Avvam ta çocukluğundan beri belki hayallerini kurduğu şehadete maalesef Hazreti Ali'nin saflarındaki cahil bir adamın eliyle ulaşır. Halbuki nice kalelere girdi. Nice kalelere tek başına girdi. Nice kalelere tek başına girdi. Oğlu diyor, ha oğlu. Oğlu Ubeydullah diyor. Diyor ki ben babamın vücudundaki, affedersiniz özür diliyorum, vücudunda böyle diyor yaralar vardı. Şöyle diyor delikler vardı diyor göz büyüklüğünde. Parmaklarımı sokar diye oynardım diyor. Onlarca yara almış Allah yolunda. Böyle bir adam. Böyle bir cahilin kılıcıyla şehit oldu. O da Zübeyir'in kılıcını aldı, üzerindeki elbiseleri çıkarttı. Hazreti Ali'ye gitti, buyur dedi, bu dedi Zübeyir'in kılıcı ve kanlı elbisesi. Hazreti Ali radıyallahu anh kılıcı eline alınca ağlamaya başladı. Ey dedi İbn-i Cürmüz, vallahi dedi ben işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Safiye'nin oğlunu öldürecek olanı cehennemle müjdeleyin. Allahu Ekber. Safiye'nin oğlunu öldürecek olanları cehennemle müjdeleyin. Sonra döndü. Ey İbn-i Cürmüz, sen dedi İslam'ın kılıçlarından dedi bir kılıç yok ettin. Allahu Ekber. Hazreti Ömer direklerinden bir direk dedi. Hazreti Ali dedi ki kılıçlarından bir kılıç. Bir rivayette dedi ki onun kılıcını aldı Hazreti Ali. Saatlerce dedi ağlamaya başladı. Saatlerce. Niye ağladı? O adam niye kınandı? Özetle Zübeyir bin Avvam, Allah Resulü'nün havarisi, 5. iman eden sahabe, Allah yolunda şehit olmak için canını satmış, her şeyini feda etmiş. Vücudunda Allah yolunda o kadar açılmış yaralar var ki az önce evlatlarının dediği gibi biz parmaklarımızı sokar oynardık. Hatta bir rivayette gusül abdesti almak için bir dereye girecek. Bir kardeşine diyor ki bana diyor perde ol. Ben diyor yıkanayım diyor çıkacağım. Kardeşi de bir anda gaflete geliyor. Şöyle bir bakıyor. Bir bakıyor ona doğru şöyle bir bakıyor. Ne görsün? Vücudunda yara almayan hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Ta şu boynundan diyor, boynundan diyor öyle bir yara açılmış ki diyor, tabiri yerindeyse kanal oluşmuş. Vücudunda böyle delik delik yaralar var. Sonra ona dönüyor, diyor ki, ey diyor Zübeyir, bu yaralar ne diyor? Diyor ki ben diyor bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olduğumda Allah yolunda diyor aldım diyor bu yaraları. Var mı söyleyeceğiniz şimdi? Var mı ben Allah'ın dinine hizmet ederken bu yaraları aldım diyenler? Var mı ben Allah yolunda mücadele ederken bu saçları arttım? Var mı ben Allah yolundayken bu saçları döktüm? Var mı ben Allah yolunda mücadele ederken bu hastalıklara yakalandım? Diyebiliyor musunuz abiler? Ah İbn-i Cürmüz. İslam'ın direklerinden büyük bir direği yıktığın gibi İslam'ın kılıçlarından bir kılıcı büktün, yere düşürdün. Cehennem senin artık hak edeceğin bir yer karargahı olmuştur. Allah Azze ve Celle Zübeyir bin Avvam'a, onun saliha işlerine ve aynı zamanda salih evlatlarından razı olsun. Allah Azze ve Celle Firdevs cennetinde onlarla bir araya gelmeyi hepimize nasip etsin. İnşallah evladını da işlediğimizde Abdullah İbn-i Zübeyir'in de nasıl bir Kureyş şahini olduğunu göreceğiz. Ve babasının nasıl vasiyetini tuttuğuyla alakalı malumat sahibi olacağız. Süreyi çok aşmak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.